Peki maçın özetini ekranlarımıza taşıdık. Şimdi Haller'in iki golü. Beşiktaş öne geçse de Ajax'a yenildi ve Avrupa macerası da bitmiş oldu. Ya bu şekilde aslında bir veda bekliyor muydun puanla tanışamadan Ya şöyle en sezon başına gittiğimizde? kimse beklemiyordu. Evet. Şimdi yaz transfer döneminde Türkiye'deki en büyük transferleri Beşiktaş yaptı gözüyle bakılıyordu. Çünkü Barcelona'dan Miralem Pjanic'i çekiyorsunuz. Chelsea'den Batshuayi çıkarıyorsunuz. Onun dışında Alex Teixeira gibi kariyerinde çok önemli başarılar elde etmiş. Ve Shakhtar Donetsk döneminden bizim hafızalarımıza kazınan bir performansa sahip oyuncu var. Dolayısıyla bunların dışında tabii ki geçtiğimiz sezonun MVP'si dediğimiz Raşit Gezal bonservise alınıyor. Gitti gidecek durumu vardı çünkü Evet. yani Valentin Rozier için de yine aynı şekilde çok uzun uğraşlar sonrası kadroda tutuluyor. Baktığımız zaman Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonki bize hayal ettirdikleri bu sezonun üstüne koyduğu transferlerle birlikte çok farklıydı Şampiyonlar Ligi için. Yani burada şimdi bak, son oluşan puan tablosunda kimse Dortmund'un 3. olacağını tahmin etmiyordu. Doğru. Dortmund grubun doğal favorisi konumundaydı. Ancak Ajax sürklase etti. Ve Sporting Beşiktaş maçlarının ardından Dortmund'u da mağlup etti ve gruptan çıktı. Yani şu tabloyu kimse beklemiyordu. En azından Dortmund'un ilk ikide olmasına garanti gözüyle bakılıyordu. Beşiktaş ikincilik için mücadeleyi Aynen daha öyle. fazla yapılacağı düşünülüyordu Sürpriz ama oldu bu tablo tabii. Beşinci maçlar Beşiktaş sonunda. adına da sürpriz oldu çünkü 5 maç sonunda puanı yok. Dortmund açısından da Kesinlikle. sürpriz oldu. Çok enteresan 5 maç sonunda çok enteresan bir grup yapısı oluşmuş oldu. Beşiktaş bize çok daha fazlasını hayal ettirdi. Neden? Geçtiğimiz sezonun geneline bakarsak Beşiktaş'taki kadro çok sınırlıydı. Yani kadro havuzuna baktığımız zaman son 10 hafta mesela Abubakar'ın oynamadığı dönemde Beşiktaş'ta sakatlıklar da yine o dönem çok artmıştı. Gökhan Töre'nin santrafor oynadığı maçlar vardı Beşiktaş'ta. Onun dışında 13 oyuncu ile bitirilen bir sezondu aslında. Sezonun son 8, 7-8 haftası 13 oyuncu ile bitirilmişti ki yani şampiyonluk da bir ara riske girmişti zaten. Orada çok iyi hatırlıyorum. Bazı maçlarda üst üste oldu bu. Şimdi hocayı dinledik o gün. Şöyle manşetlere de bir Evet. bakalım istiyorum. Fanatik gazetesi maçı ilk yarıda koparabilirdik demiş. Maçı ilk yarı alabilirdik. Yakaladıklarımızı gole çeviremedik. 2-0 olsaydı dönmezdi maç. O kadar kolay değil o iş. Bulduğunu atacaksın ki birkaç pozisyon %100'ün üzerindeydi dedi. Foto maça bakalım. Ligde ayağa kalkma zamanı. Yine Sergen Hoca'nın sözlerini taşımış sayfasına foto Evet. maç. Sabah gazetesi senin sayfan. Tükenmişlik sendromu. İki kulvarda sağ çıktı. Son 5 maçı kaybetti. Serbest düşüşünü sürdürdü. Şimdi tabii öteki kulvarı da birazdan konuşalım istiyorum. Süper Lig'de de işler çok iyi gitmiyor. Milliyet gazetesi Haller'in iki golüne vurgu yaparak ne hallere düştü demiş Beşiktaş'la alakalı olarak. Takvim gazetesi de ligde ayağa kalkma vakti diyor. Yine Sergen Yalçın'ın sözlerine yer verilmiş Takvim gazetesinde. Şimdi Evet. Avrupa'da işler hakikaten beklentinin çok altında gitti. Lig için neler söylemek istersin? Ama bu maçla ilgili son notlarını çok kısa artık alalım Evet. istersen. Hocaya katılıyor musun? İlk yarıda alabilir miydi maçı Şimdi aslında? Sergen Hoca'nın bundan bir iki maç önce yanlış hatırlamıyorsam Sporting maç öncesinde bir basın toplantısında şöyle bir cümlesi vardı. Demiştik biz hiç öne geçtiğimiz bir oyun oynayamadık Şampiyonlar Ligi'nde. Yani hep geriden ilk golü yiyen ve beraberliği yakalamaya çalışan taraftık. Bir kez olsun hani bir öne geçelim nasıl oynadığımızı görmek istiyoruz diye. Ya o maç bu maç değildi. Hani öne geçti Beşiktaş ama keşke o Sporting maçlarından bir tanesinde olsaydı işte. Ve maçı koparabilirdi aslında. Sergen Hoca dediği gibi. O Larin'in son dakikada hani karşı karşıya Onana'nın ayağına doğru attığı top Veya mesela. Rozier'in o şık şutu Yani gol hani şut olabilseydi. ayrı da yani Larin atacaksın Anladım. artık onun noktasında herkes. Bitireceksin yani o pozisyonu. 2-0 olsaydı Beşiktaş daha rahat bir savunma yapabilirdi. Ve şöyle bir şey olurdu. Ajax'ın iyice yüklenmesi gerekecekti size. Dolayısıyla arkada daha derin boşluklar oluşabilirdi. Yani 1-0 tam onun oyunu değil. Ama 2-0 da başka bir Ajax oyunu olması gerekiyordu. Dolayısıyla orada Beşiktaş 3'ü dahi bulabileceği pozisyonlara ulaşabilirdi. Enkudu gibi hızlı bir oyuncunuz varken. Ama maçı koparamadı ve sonuç itibariyle bitiremediğinizde, hücumda çözüm üretemediğinizde
iş bu noktaya gelebiliyor. Ajax girdiği pozisyonlarda çözümleri üretti ve maçı çevirmeye başardı. Golcü kalitesi ortaya çıktı dün. Peki, Avrupa defterini de kapatmış oldu son maç öncesinde. Beşiktaş puan alamadı. Şimdi devam edelim. Tabii bir de fikstürümüz var. Onu da istersen ekranlarımıza getirelim. Bir de ligdeki gidişata da bakmak istiyoruz. Manşetler böyleydi dün akşamla alakalı olarak. Şimdi GZT Giresun Spor maçı var. İlk yarıda kalan maçlar bunlar o gün. Sonrasında bir Kasımpaşa derbisi. Dortmund'la oynayacak dedik. 7 Aralık'ta yine deplasman maçı olacak. 12 Aralık'ta da Kayseri Fenerbahçe derbisi var. Göztepe ve Konya Spor. Şimdi evet. Son maçlardaki o düşüşü, gidişatın sebeplerini biraz bize anlatır mısın? Yani son maç dediğimiz işte Dortmund maçından itibaren başlayan bir süreç. Hı hı. Dortmund sonrası başlayan bir süreç. Adana Demirspor maçında da bir olumsuz etki. 3-0'dan 3-3'e gelmesi vesaire. Hepsi Beşiktaş'ı etkiledi aşağı yukarı. Ve Dortmund maçından sonra bir anda 10 gün içerisinde 10 sakatlık ve elinizdeki 4 sakatlığa daha eklenmesiyle toplam 14 oyuncunuzun yokluğu Beşiktaş kadro istikrarını oluşturamadı. Yan yana oynama alışkanlığını oluşturamadı. Fiziksel olarak zaten eksik durumda olan bazı oyuncuları vardı. İşte hani Alex Teixeira'dan memnun değiliz diyor Sergen Hoca. Hı hı. Alex Teixeira çok uzun süre içinde futbol oynamadı ve geldi. 1,5 aylık antrenmanla hazır olabileceği düşünülüyordu ama üst üste 2 sakatlık yaşadı. Ve dolayısıyla onun da süreci uzadı. Şimdi bakıyoruz Ajax maçına Serdar Saçlı ile çıktı Beşiktaş. Berkay Vardar oynadı yanında. Yani sezon başında böyle bir şey hayal ediyor muydunuz? Biz Şampiyonlar Ligi maçında Beşiktaş altyapısından 2 oyuncuyu oynatacak. Orta sahasında işte Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup vesaire yan yana birlikte oynayacak. Böyle bir şey kimse hayal etmiyordu ama Beşiktaş'ı koşullar bu duruma getirdi. Ve üst üste mağlubiyetler gelmeye başlayınca takımın moral motivasyonu çöktü adeta. Yani dibe vurdu. Yani şimdi siz bir maç kaybedersiniz, 2 maç kaybedersiniz. Ya yani 3. maçı alırsınız artık. Ama Beşiktaş 3. 4. maçı da alabilecek bir imkan oluşturamadı. Yani performanslar çok aşağıda kaldı. Özellikle yedek kulübesi katkısı bu sezon 0 Beşiktaş'ta. Geçtiğimiz sezon ne kadar övüyorsak Sergen Hoca'yı, yedek kulübesinden oyuna hamleleriyle birlikte maçları çözebiliyor vesaire. Bu sezon belki bir eleştiri konusu olabilir. Yani yedek kulübesindeki hamleler Beşiktaş'ta bugüne kadar 2 maçta sanırım skora etki etti. Birini gerçi Başakşehir maçına çeviremedi ama skor üretti anlamında söylüyorum. Diğer maçlarda yedek kulübesi katkısı alınamadı hiçbir şekilde. Bunda birçok oyuncunun performansını tabii ki öne sunabiliriz. Beşiktaş'ta bu sezon 10 üzerinden 8'lik bir performans göremiyorum ben. Hiçbir futbolcu için de göremiyorum. Yani en iyi futbolcu 6-7 bandında 10 üzerinden. Yani genel itibariyle 5'te, 4'te, 5'te duran oyuncular var ağırlıklı olarak. Mesela kimler bunlar? Şimdi mesela savunma hattı son dönemde çok kötü. Wellington'ın söyledi. Herkes Wellington'ı söyledi. Evet, Wellington kötü. Hemfikirim. Alanya maçının mesela yenilen ilk golün hatası Wellington. Kadem hatası. Vida da çok kötü. Ya en azından geçen sezon şöyle bir şey vardı. Biri kötüyken biri iyiydi. Hı hı. Bu sezon ikisi birden kötü. Onun dışında Alex Teixeira sizi özellikle Beşiktaş bu sezon orta saha kurgusu itibariyle şu düşünüldü. Pjanic, Alex yan yana bu takım şov yapar. Ama Pjanic'e şov yaptıracak bir Alex Teixeira yok. Çünkü takımı öne taşıyamıyor. Fiziksel kapasitesi inanılmaz yetersiz. Kayboluyor ve dün 1-2 pozisyon dışında çok fazla savunmaya da yardımını görmedim. Koşmuyor. Evet. Yani belli bir dakikadan sonra yani oyundan çok düşüyor. Santraforlar zaten çok performans itibariyle yetersiz. Şimdi Salih Uçan öyle yedek kulübesinden hani bir katkı ki sezon başında İlk 11'e 3. yerli olarak yazılması en muhtemel isimdi Salih Uçan. Onun da performansı yetersiz. Ben Salih ile ilgili daha önce burada neden Salih böyle denildi bir yorum yapmıştım. Öğrendiğim kadarıyla demiştim. Salih yeni mevkisine alışmakta biraz zorlanıyor. Alanyaspor'da 6-8 arası oynuyordu. Yani savunmanın önündeki hatta oynuyordu. Burada biraz daha santrafor bölge yani forvet bölgesinin arkasında oynuyor. 8-10 aralığında. Salih dün bunu söyledi zaten. Yani daha önde oynamaya gerekiyor. Şimdi siz Alanyaspor'da 6-8'e alışıp iyi bir performans vermiş olabilirsiniz ama hiç oynamadığınız bir bölge değil sizin burası. Yani zaten geçmişi o bölge. Daha verimli olabilir miydi? Olabilirdi. Kenan Karaman'dan da Beşiktaş'ın hiç gol katkısı yok. Başşuayi
Girişte bize yani bir şeyler vaat etti. Ya bu başlığı fark yaratabilir düşüncesi vardı herkeste. Yine mücadele ediyor. İşte savunma pres baskı ama yani santraforlar benim için istediği kadar savunma pres yapsın, baskı yapsın, gol atacak. Santrafor demek yani o demek. Çünkü ceza sahası içerisinde bir şeyler çözemediğiniz sürece siz skor avantajınızı hiçbir maçta elinize alamazsınız. O zaman sadece Gezal'ın, Larin'in yani kanattaki oyuncuların ayağına bakmak zorunda kalırsınız. Beşiktaş'ta birçok performans düşük. Peki. Bunların en azından içlerinden birkaç tanesi iyi duruma gelirse... Taraftar ne diyor bu arada? Yani sen birçok sebep saydın şimdi. Hepsini dinledik. Bireysel performanslardaki eksiklikler, takım halinde aslında bir geriye düşme mental anlamda işte. Hocanın kulübeden hamleleri. Taraftarlar bu gidişattaki sorumluyu aslında nasıl sıralıyorlar? Sorumluları daha doğrusu neler diyorlar? Şimdi burada benim gözlemlediğim kadarıyla... Yani biz de tabii ki taraftarların bizlere yazdığını ya da stat çevresinde geldiklerini konuşuyoruz vesaire. Birkaç sebep şöyle taraftarın gözünde. Birincisi Alex Teixeira beklediğimiz gibi çıkmadı bizim. Evet. Bize vaat edilen Alex Teixeira bu değildi. Ki yıllarca konuşuldu biliyorsun. Tabii kaç kez yazıldı çizildi. Şimdi onun dışında Başakşehir'e yönelik eleştirileri var taraftarların. Hani şunu söylüyorlar mesela Kenan Karaman'dan zaten ne bekliyordunuz? Doğru. Yani çok daha peki. Üst düzey performans beklemiyordunuz. Onun dışında bir de Sergen Hoca'nın bazı oyunculardaki çok ısrarına takılıyorlardı. Yani ama mesela son maçta işte o çok eleştirdikti. Taraftarın bugüne kadarki gözdesi eleştiri noktasında Ensakala'ydı. Wellington'dı. Ensakala gitti, Wellington kaldı elde. Teşekkür ederiz. Su ben gibi akmış geçmiş hiç farkında değiliz o gün. Güzel geçti. Ağzına sağlık diyelim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Şimdi bir portreyle veda edeceğiz sevgili izleyenler. Geçtiğimiz sene dünya futbolunun efsanevi ismi Diego Armando Maradona aramızdan ayrılmıştı. Onun belgeseliyle bu bölümü noktalayalım.